Arkadaşım hoş geldin. Küme ven şeması ile ilgili sorular geldi. Son birkaç yılda hem TET hem AYT sınavında çıkabilmekte. Kolay olan sorularda ve nasıl yapılabildiğine bir bakalım. Bu ÖSYM'de buraya isimler yazıyor. İşte şu ifadeyi veriyor mesela. Şunu veriyor. Oradaki elemanlar kimdir? Kaç elemanlıdır? Gibi sorular çıkabilmekte. Kolay mı? Kolay. Ama çıkıyor arkadaşlar. Ondan dolayı yapabilmemiz bu kolay soruları kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi taralı alanı gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sormakta. Ne yapılmış burada? ABC kümesi var. Şurada bir parça, burada da bir parça mevcut. Bakıyorum taralı alana C mevcut ama şuradaki kısım çıkmış. C'den bunu çıkartmam gerekir. Şuradaki kısım nedir diye baktığımda şu kısım. A ile B'nin kesişimi değil mi? Bak C'yi düşün. C'nin içerisinden A ile B'nin kesişiminin çıkartılmış olduğunu görebilirsin. C fark A kesişim B'dir. Cevap nerede? Ceyhan'da. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunu farklı nasıl yazabilirim? Nasıl yazabilirim? Şöyle siliyorum. İkinci yola bakıyorum. Bunu gördüm. Bunu çok kolay gördüm. Bu kadar da kolay çıkar mı deme. ÖSYM'de ben şemalı sorular çıktı arkadaşlar. Yakın zamanda çıktı. Şuraya e, ne diyebilirim? C'nin içerisinden B'yi al çıkart değil mi? O zaman bu 1 dediğim yeri yazarsam 1 numaralı yer nedir? C eksi B'dir. Birleşim 2 numaralı yeri yani şuraya yazacak olursam C'den A'yı çıkartmışız değil mi? C fark A. Bu da sağlar, bu da sağlar arkadaşlar. Her ikisi de doğru çözümdür. Herhangi bir fark yok, herhangi bir sıkıntı yok. Şıklarda bu değil de bunu yazmış olsaydı yine doğru cevap bu olacaktı. Bu şekilde farklı farklı yazabiliyoruz. Sorularda dikkatli olmamız gerekmekte arkadaşlar. Ben şemasıyla ilgili sorulara bakmaya devam edin muhakkak. Bu sene yine bir tane gelecek. Kolay gelecek ve kaçırmamamız lazım. Buna benzer videoları takip edebilmek için Sen Anlat Hocam kanalına abone olmayı unutmayın. Beğeniyorum ve desteklerinizi bekliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.